Diyor ki Elif Erdenay, zihnin korkularını ve sınırlarını yok ederek başarmana yardımcı oluyorum. O başlı başına epey iddialı bir cümle tekrar ediyorum. Zihnin korkularını ve sınırlarını yok ederek başarmana yardımcı oluyorum. E bunlar gittiği zaman başarı geliyor zaten. Aynen öyle o şekilde oluyor. Siz anlatır mısınız biraz alanınızı? Beyin koçluğu ne demek? Aslında başka bir koçluk modeli daha fazla e, beyin performansına yönelik, Belindeki e, nöroansiyasyonları tekrardan yeniden düzenlemekle alakalı bir koçluk modeli. Bu şekilde e, zihnimize tamamen hakim olarak mutluluğa ve başarıya programlıyoruz. İnsan zihnine tam olarak hakim olabilir mi? E, tabii doğru tekniklerle, pratiklerle tabii ki olabilir. Nedir mesela bunun doğru tekniği? Şimdi böyle bir klişe bir laf vardı. Yani beynimizin yüzde yüzünü kullansaydık neler yapardık. Aslında beynimizin yüzde yüzünü kullanıyoruz ama o kadar yapabiliyoruz demek ki. Dolayısıyla... E, doğru teknik ve pratiklerle kendimiz de istediğimiz düşünce ve davranışları değiştirebiliriz. Bu anlamda e, kendi kendimizi özellikle hipnoz ederek istediğimiz şeylere kolaylıkla ulaşabiliriz. Şimdi oto hipnozu anlatacak bize. Siz kendi kendinizde hipnoz ederek e başarabilirsiniz, yenilmez olabilirsiniz diyor. Ama az önceki söylediğinizi ıskalamak istemiyorum. Bir şehir efsanesini yerle eksan ettiniz bize hep şöyle anlatıldı bugüne kadar. Beynimizin %10'unu kullanıyoruz, yüzde %100'ünü kullanmıyoruz. Elif Erdenay diyor ki hayır %100'ünü kullanıyoruz da evet, kapasitemiz ancak o kadarını karşılıyor ama %100'ünü kullanabiliriz anlamına mı geliyor bu? Zaten hala hazırda %100'ünü kullanıyoruz ama bazı insanlar şey zannediyor hani sanki büyük bir bölümünü kullanmıyoruz da küçük bir bölümünü kullanıyoruz. Hani bu daha, daha fazla bir klişeden bahsediyorum tabii klişe olduğu için. Ama esasen %100'ünü kullandığımız saat istediğimiz hedeflere ulaşamıyorsak, verdiğimiz kararların arkasında duramıyorsak burada çok ciddi başka sıkıntılar var demektir. Ne mesela? Altından ne çıkıyor? Bilinçaltını kullanamamak çıkıyor mesela. Çünkü aslında bizim beynimizin çok büyük bir bölümü bilinçsiz. Yani biz beynimizin büyük bir bölümünün bilinçsiz olduğunu bilincinde değiliz. Her şeyi çok e, idrak ederek, mantıklı yaklaşarak çözebileceğimiz zannediyoruz ama beynin çok büyük bir bölümü ne yazık ki rastgele oluşmuş. Özellikle 0-7 yaş arası o zaman herkesi otorite olarak kabul ettiğimiz için ne yazık ki annemize söyledikleri, öğretmenimize söyledikleri, çevremizdeki insanların söylediklerini direkt olarak kabul ediyoruz ve bu şekilde yanlış inançlar geliştiriyoruz, yanlış davranışlar, yanlış düşünceler geliştiriyoruz. Bunun farkında olmadığımız zaman ne oluyor? 35-40 yaşlara kadar geliyoruz ama hala başkalarının inançları, başkalarının kalıpları, kurallarına göre yaşıyoruz. Bir türlü kendi hayatımıza ulaşamıyoruz. Kendi kendine engel koyan ben miyim, evet. sen misin? Ben değilim ama... <laughs> ben açtım mı diyorsunuz? Yok, <laughs> yani o kadar o mertebelere gelemedik ama insan gerçekten kendi kendine oturup düşünmüyorsa, yani eline bir kalem kağıt alıp, ya ben niye böyle düşünüyorum, niye böyle hissediyorum, neden amaçlarıma, hedeflerime ulaşamıyorum deyip oturup düşünmüyorsa hayatın büyük bir bölümünü rastgele yaşıyor anlamına gelir. ve Bu sayede de zaten istedikleri hiçbir şey ulaşamaz. Kendi kendine sabote etmek dediğim şey tam olarak bu. Ee, i̇nsan en çok kendini sabote eder. Doğru. Yani. Ee, mesela siz kendinizde mi önce bu metotları denediniz? Çünkü bir şeye varmaya çalışıyorum. Ee, kendisi pek çok konuda eminim kendisine engel koyduğu noktaları aşmıştır da. Herkesin yapamazsın dediği bir şeyi yapmış Elif Hanım. Evet. Bir zayıflama hikayesi var. Önce oradan mı başladınız işe? E, yani şöyle söyleyeyim tabii bende çok ağır duygusal yemek vardı. Yani iyi hissetmek için kendimi sürekli yemek yiyordum. Bazen bu tıkınırcasına yemek yemeye kadar kayıyordu. Bir yeme bozukluğu tabii ki bu. E tıbbi destek de aldım ama daha çok e, bunu beyinde bitirdim. E, o da şu şekilde oldu. Yani kimse veremezsin, yapamazsın. Hatta işte bazı insanlar mide ameliyatı niye olmuyorsun gibi gibi... ...oto hipnoz tekniklerini de kullanarak ya 30-35 yakın bir kiloyu verdim. Sen kaç kiloydunuz? 95'e çıkmıştım en son. 95'ten 30-35 kilo verdiniz. 55e indiniz. Evet. evet. Allah aşkına şimdi izleyici diyecek ki ne yaptı Elif Hanım diye soracak. Ben şu an o sesleri duyabiliyorum kulağımda. He. Yani nasıl yani oto hipnoz derken ne yaptınız kendinize şu şekilde yani e, biz aslında kendimizle çok konuşuyoruz. Hani insanlar yani çok kendisiyle konuşuyor ama bunu farkında değil. Dolayısıyla e, kendinizi sabah ve akşam minik minik hipnoza e, hipnozu alırsanız ya yani oto hipnoz dediğim şey aslında bilinçle bilinçaltının diyaloğu, güzel bir iletişim modeli. Hipnozun kendisinde de bu var. Ama e, insan tabii en çok kendini tanıdığı için ve kendi isteklerini, arzularını bildiği için oto hipnoz, self hipnoz kendi kendini hipnoz edebilirse bir insan Yaşamda gerçekten istediği her şeye hemen hemen ulaşabilir. Ya yani bana bunu bir cümleyle bir şeyle örneklendirmeniz lazım. Daha aydınlatıcı olması Tabii. Için. Şimdi hipnoz denince de hep böyle film karelerinde hani bir saat sallanır. Psikolog sizi hipnoze. O değil. O değil. Yok. Oto hipnoz ne? Yani bir cümleyle. Mesela biri zayıflamak istiyorsa. Oto hipnozu kendisinde nasıl uygulayabilir? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim zihinlerimizde bir kritik faktör diye bir şey var. Aslında bilinçaltını sekreter ediyoruz. Kritik faktör. Üç tane yapımız var. Bilinç, bilinçaltı ve ortadaki kritik faktör. Hipnoz dediğimiz şey oradaki kritik faktörü kaldıran aslında çok güzel bir metot. Hemen kritik faktörle sizi tanıştırayım. Bugün günlerden saat kaç? Bugün günlerden Salı e, ve saat 14'ü bir miktar geçiyor. Evet ama oradaki bir S oldu değil mi? Hani ben bu soruyu sordum. Bilinç bunu aldı ve kritik faktöre çarpınca yani kritik faktör şunu söyledi aslında bu soru biraz saçma bir soru ya da ben bunu duydum ama böyle duymadım. Onu bir kritik etti. İşte o kritik eden kısmı hipnoza kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra da %88'imizi yöneten bilinç altına istediğimiz telkinleri, talimatları iletiyoruz. Ota hipnozda yaptığımız şey kendi kritik faktörümüzü kaldırarak kendimizde istediğimiz düşünce, duygu, davranışlarını oluşturmak için telkinler vermek. Bunu nasıl yapıyoruz? Sabahları ya da akşamları Tam e, alfa dediğimiz yani biliyorsunuz bizim zihinler enerjide çalışıyor, elektrikle çalışıyor. Daha da sakinleştiğimiz bir an var. Ya tam uyandığımızda uyanır uyanmaz ya da akşam iyice uykumuz gelirken zihin enerjisinin alfaya düştüğü zamanlarda kendinize söyleyeceğiniz her şey aslında bir oto hipnozdur. Kendi kendinize hipnozdur yani. O uyumaya yakın, evet, aralık uyumaya yakın aralıklar. Orada ne istiyorsan söyle mi diyorsunuz ya da canlandır mı zihnini? Evet ya söyleyebilirsiniz ya da bir kalem kağıdı alıp çok hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Ama böyle kargacık burgacık yani tekrar siz okumayacaksınız zaten. Atıyorum e, bolluk bereketle ilgili çalışmak istiyorum. Para bana kolaylıkla gelir ama çok hızlı bir şekilde. Yani sizin bir daha okuyamayacağınız bir hızda. Özellikle bazı hipnotistler bunu el yazısı söyler. El yazısı el yazın diyebilir. Burada yapmak istediğimiz şey bilinç altında. O talimatları, o talimatları bilinçaltına vererek istediğimiz düşünce ve davranışları değiştirmez. Belli bir aralığı var mı tekrar aralığı? Olana yani, kadar mı? Olana kadar da yapabilirsiniz. Ya da e, çok basit bir şey için çalışıyorsanız yedi akşam yapabilirsiniz. Ama yedi gün minimum, minimum yedi gün olması gerekiyor. Yedi akşam. Evet. Uyku haline geçmeden önce. Aynen. Öyle. İsteklerinizi yazın diyor Elif Hanım. Siz mesela o 30-35 kiloyu verirken bunu uyguladınız mı? Ben bunu yaklaşık olarak belki bu 15 senedir uyguluyorum. Hala uygulamaya Her konuda. De devam ediyorum. Tabii tabii. Yani finansal açılarda olabilir istediğim bir düşünceyi değiştirmek. Öfke için kullanabilirsiniz. Özgüven için kullanabilirsiniz. Birçok yani hangi alanda rahatsızlığınız varsa... Bu söylediğim tekniği kullanabilirsiniz kimseye ihtiyaç duymadan. Ama siz eğitimlerde de bunları öğretiyorsunuz değil mi Elif Hanım yanlış bilmiyorsam? Evet bu öğrettiğim sadece bir tanesi. Bunun gibi bir sürü teknik var. Tek yapmaya çalıştığımız şey kendi kendimize yardım hı. <laughs> Belli aralıklarla eğitimler düzenliyorsunuz. Yakın zamanda varsa bir eğitiminiz tam da bu noktada duyuralım. İzleyicimiz merak eder çünkü var mı bu anlamda bir eğitiminiz? Ee, her ay mutlaka bir yenilmezler programı yapıyoruz. Orada yenilmezler... yenilmezler. <laughs> He, şimdi birazdan onu açacağım. O. Yenilmezler de e, gerçekten kendi kendine yenilen insanlar daha fazla geliyor. Yani eğer ertelemekle ilgili probleminiz varsa ya da istemediğiniz duygu, düşünce, davranış değişimlerini yapmak istiyorsanız o otohipnoz öğrenmek için güzel bir program. Yakın zamanda var ama nereden erişebiliriz Elif Hanım'a derseniz de Instagram hesabında hepsi mevcut. Evet. Lütfen siz söyleyin gelsinler Instagram hesabınıza merak edenler. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben Elif Hanım'la nasıl tanıştım? Önüme onunla ilgili videolar düşmeye başladı. Her gün bir bilgi, her gün yeni bir içerik, çok da faydalı içerikler paylaşıyor. E, uzmanlığı da var bu anlamda. O yüzden aa, takip etmeye başladım. Sonra işte program fikri doğdu. Lütfen en azından yani eğitimlerden faydalanırsınız faydalanmazsınız bunu bilemeyiz ama kendisini takip edin her gün yeni bir bilgiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Elif Erdenay Elif Instagram Erdenay, hesabını evet. takip etsinler web sitenizde var. Web sitem de var eliferdenay.com aslında Instagram'a girdiği zaman bile oradaki konu başlıklarına bile baktığında insanlar birçok şeyi kendi kendine değiştirebiliyorlar. Yenilmezlere geçmeden önce şunu sormadan geçemeyeceğim kilodan ee, bahis açılmıştı ya. Diyet yapmayın diyorsunuz. Diyet evet. yaptığınızda kıtlık birinci devreye girer diyor. Bunu duyduğum ikinci konu Diyet yapmayından kastınız beslenmenize dikkat etmeyin değil sanırım. Yok. Diyet adını mı kullanmasınlar? Evet yani kendinizi belli başlı gıdalardan ma mahrum bırakmanın hiçbir anlamı yok çünkü. Tek başına hiçbir gıda kilo aldırmıyor. Tek başına hiçbir gıda kilo verdirmiyor. Buradaki önemli şey enerji. Enerji açıyla kilo alıyoruz. Enerji açıyla kilo veriyoruz. Ama burada demek istediğim şey tabii ki bir oturuşta bir kilo baklava yiyin değil. Onlar yeme bozukluğuna giriyor. Onlar tıbbi şeyler. Ama siz kendi kendinize diyet yapmadan sadece enerjiyi harcayarak, spor yaparak zaten otomatik olarak kilo verirsiniz. İnsan yenilmez olabilir mi Elif Hanım? Olabilir tabii ki. Nasıl? <laughs> Şöyle söyleyeyim yani... Programın bence... adı da Yenilmezler. Benim az daha program aynen. Ee, yani insanın bence en kendini İnsanın kendi yapabileceği en büyük iyilik bence zaten oto hipnoz öğrenmesi. Yani kendi kendine hipnoz etmeyi öğrenmesi. Belki görmüşsünüzdür internette bazı doktorlar var, kendini anestezi ederek kendi kendilerine ameliyat yapıyorlar. Yani bu kadar etkili bir şey. Tabii bu işin tıbbi alanı, bizim kişisel gelişim alanında da kendinizde motivasyon eksikliğiniz varsa, erteleme alışkanlıklarınız çoksa ya da kötü düşüncelere sürekli kapılıyorsanız, bunlarla, bunlarla ilgili oto öğrenerek kendi üstünüzde zaten çalışarak kurtulabiliyorsunuz yani. Ben hep şöyle düşündüm bugüne kadar. Hep bir başkasına yeniliyormuşuz ya da bir şeye yeniliyormuşuz hissiyatı vardı. Ama şu an Elif Hanım benim ezberlerimi bozdu. Diyor ki insan sadece kendine yeniliyor. Yani düşman da dost da içimde yine benim galiba. Yani, doğru mu anlıyorum? Doğru yani insanın kendine yaptığından daha büyük bir sabotajı. Ben şahsen hani bu kadar senedir bu işi yapıyorum. Başka bir yerde görmedim. Çünkü e, bu aşkla ilgili olabilir ya da parayla ilgili olabilir ya da koyduğunuz bir hedefle ilgili olabilir. Hep iç sesinizde bunu yapamazsın ya da bunu sonra yaparım gibi cümlelere sürekli yenildiğiniz müddetçe ki bu seslerin çoğunun gelmesi de çok normal aslında. Çünkü insan dediğimiz şey yapısı gereği e, az şabayla çokça mutlu olmaya programlı. Kimse aslında bu kadar zannettiğiniz kadar çalışmak istemiyor. Tabii. Yani dünyanın en tepesindeki insanlar da bu şekilde. Ama onlar işte kendini harekete geçirmek, geçirmeyi başarabiliyorlar. Hmm. Onu da birazdan konuşuruz istersen. Konuşacağız. Dahilerin bizden ne farkı var diyeceğim. Şampiyonların bizden ne farkı var? Ee, bizden farklı bir zekaya ve beyne sahipler acaba diye soracağım. Ama önce şu yenilmezleri bir tamamlamak istiyorum. Ne dedik? İnsan kendi kendini sabote ediyor. E ee, insan sadece kendine yeniliyor ee, ama bunun önüne geçmek mümkün. Ee, yeter ki e, o yapamazsın edemezsin düşüncelerinden kendinizi kurtarın. Beyin Koçu Yenilmezler programını hayata geçiren Elif Erdana. Mesela güne nasıl başlıyor? Nasıl uyuyor? <laughs> bir kere güne ilk önce nefes egzersiziyle başlarım. Çünkü bizim iki tane sinir sistemimiz var. Bir sempatik sinir sistemi, bir de paramelik sinir sistemi. Şimdi nefes egzersizi yaptığımız zaman tam ortaya geliyoruz, tam bir dengeye geliyoruz. Yani savaş kaç modundan kendimizi alıyoruz, dinlenme modunda da bırakmadan tam ortada hizalanmış oluyoruz. Bu e, bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü gün içinde herhangi bir stresle karşılaştığımızda kendi enerjimizi koruyoruz, kendi düşüncelerimizi negatif şeylere kaptırmıyoruz. İlk başta nefes egzersiziyle başlarım. Ondan sonra yapabilirsem e, soğuk duşa girerim. Bazı zaman zaman buzlu duşta, e, buzlu küvetin içine girerim. Ha, gördüm onu. Öyle mi? Gördüm. E, <laughs> Acaba deresen mi diye de bir düşündüm. E, buzlu bilgisiniz? küvet. Evet. Wim Hof metodu diye geçer o. E, bayağı da dünya çapında meşhur bir insandır kendisi. Dengede kalmanızı sağlar. Yani hem iradenizi kuvvetlendirir, odağınızı artırır ve kendinize olan güveniniz yerine getirir ve 6 ile 8 saatte stresi minimum seviyede hissetmenizi ne sağlar. Ne kadar kalınıyor buzlu küvette? Yaklaşık yeni başlayanlar bir dakika kalıyor ama tabii bunu tek başınıza yapmanız doğru değil. Bunun ha evde yapmayın lazım. diyorsunuz ama. Yok yok ama kendiniz illa evde yapacaksanız mesela bir yarım saniye falan kendi bacaklarınızı su tutabilirsiniz nefes egzersizinden sonra. Ama tabii benim yapmış olduğum metodu mutlaka eğitimin alınıp yapılması bir lazım. Bir uzman eşliğinde evet. yapmanız gerekiyor. Doğru. E, ne kadar kalıyorsunuz siz? Ben şimdi aylardır yaptığım için 5 dakikaya yakın kalabiliyorum içinde. Ama bu tabii yazın, <gülüyor> Kaşın <gülüyor> o kadar <gülüyor> <gülüyor> bir dakika falan kalabiliyorum içinde. Buzlu küvet yani birkaç keredir görüyorum bunu. Elif Hanım'da da gördüm. Soracaktım çok iyi hatırlattınız. Evet. Ee, sonra? Sonra ne yapıyorsunuz? Sonrasında spor yaparım. Ben zaten eski sporcuyum. Ee, yaklaşık bir buçuk iki saat spor yaptıktan sonra da işime gücüme giderim. Ama o zamanlarda da kendime otoyipnoz mutlaka yaparım. Yani günde beş, beş dakika minimum kendime hipnozu alırım. Erteleme hmm. sorunları çok geliyor dediniz. Evet. Bu erteleme hayatta bize ne yapıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim Ferda Hanım kimse aslında çok çalışmaya meyilli değil. Yani insan dediğimiz şey aslında az çabayla çok mutlu olmak istiyor. Yani saatlerini sosyal medyada harcayabilir. Ee, ne bileyim kötü düşüncelere sürekli kendini kaptırabilir. O bana bunu yaptı, bu bana şunu yaptı. Bu, bu, bu şekilde gidiyor. Ama buralarda bakın hep enerji var. Ama ciddi bir çalışma istesek, disiplinli bir çalışma istesek ne yazık ki buralarda herhangi bir enerji olmuyor. Hep keyfim geldiği zaman ders çalışırım. Keyfim geldiği zaman İngilizce öğrenirim. Ay dur bugün değil yarın yaparım. Aynen. Dolayısıyla e, bunları aşabilmek için de gerçekten gene hipnoz tekniklerine başvurabilir insanlar. Siz bunların eğitimlerini verdikten sonra o kişi gerçekten öğreniyor. Evet. Ve neyse hayatında sorunlu alanlar ondan kurtuluyor biliyor. ya da neyse ulaşmak istediği hedefleri. Sonra geri dönüşler alıyor musunuz Elif Hocam ben bunu yaptım ben bunu başardım diye? Bizim Instagram sayfamızda bununla ilgili geri dönüşler var. Evet. Hatta bir katılımcımızla beraber biz de canlı yayına çıktık. Kendisi kanser hastasıydı. Kendi kendine çalışarak gerçekten düşüncelerini Oo. değiştirdi. O, e, hastalığı yani, yendi. Yani hastalığı yendi diyemem tabii yani tıbbi bir şey ama kendi biliyorsunuz kanserde moral motivasyon çok, çok önemli bir şey. Bayağı kendi üzerine gerçekten ciddi anlamda bir başarı sağladı bu anlam. O zaman hastalıklarda da fayda eden bir metottan söz ediyoruz, yani Düşünsel anlamda tabii ki. Yani belki hastalığı iyileştirmiyor. Şimdi bu tabii çok iddialı bir tabii, şey tabii, çünkü tabii. Tıp bir şeyler biliyorsunuz doktorların tabii, tabii. elinde olan şeyler ama kişisel gelişimde, pozitif düşünmede kendinize en azından hastalığa kaptırmıyorsunuz. Bir motive, bir motivasyon, pozitif düşünce mutlaka gerekiyor. Peki demişti bir arada bir yerde. Benim bir dahi'den, bir şampiyondan ne farkım var? Onlar hayatta hani a o dediğimiz yapamaz edemez dediğimiz bu nasıl bir başarı dediğimiz şeyleri başarıyor, hallediyor. Ama ben e, ya da izleyen bir izleyicimiz diyebilir ki ya benim hayatımda böyle bir başarı öyküsü yok diyebilir. Ha. Ne farkı var? Ben mi bir şey ıskalıyorum hayatta? Ya da o şampiyonun, o dahi'nin benden bir farkı mı var? Yani sinirsel anlamda, beyinsel anlamda hiçbir fark yok. Ama bazı insanlar e, kendine gerçekten iyiye ve güzele layık görebilir. Bazı insanlar da kendini o kadar önemsemeyebilir. Aslında burada e, püf nokta kendini önemsemekle alakalı, kendine yatırım yapmakla alakalı. E, bu başarılarına gıptayla baktığımız insanların hepsi gerçekten kendilerine yatırım yapan insanlar. Hem zihinsel anlamda, beslenme anlamında, kendi yaşam konforlarını arttırdıkça performansları da artıyor. Bu da onların tabii ki başarılarına yansıyor. Örnek verebileceğimiz biri var mı? Bu şu yolu izledi. Onun yol haritası buydu bu... hayattaki diye ilham kaynağı olması açısından. Mike Tyson'a örnek verebilirim bu anlamda. Ne yok? Bizim cami Mike camiamız? Tyson <laughs> da otohipnozu kullanan... Siz ee, boks yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, kadarıyla. MMA dövüşçüsüydüm eskiden. Kafes dövüşçüsüydüm. O zaman da gene Mike Tyson'a hayrandık yani hepimiz. Ee, kendi kendine otohipnozu alır mesela. Maçlardan önce özellikle zihninde canlanır yani maçı nasıl kazandığını, hangi zorlukların üstesinden geldiğini. Bunlar gerçekten çok hani belki anlatırken insanlara masal gibi geliyor ama zihin zaten hikayeyle çalıştığı için siz kendinize güzel bir hikaye anlattığınızda bilinçaltınızda böyle trafik ışıkları yanmaya başlıyor. Ben ona trafik ışıkları diyorum. Bazı beyinde kimyasallar e, salgılanıyor ve sizin daha fazla moraliniz, motivasyonunuz yükseliyor. Bilinçaltınıza konuyu bıraktığınız zaman bir şekilde o stratejiyi sizin için geliştiriyor. Evet. Al, ya otomatik pilot gibi. Aynen öyle. Çok enteresan. Bakın diyor ki Mike Tyson'ın başarısının altındaki sır kendi kendine 5 dakika maçlardan önce oto hipnoza alırmış. E, maçı canlandırırmış zihninde nasıl kazandığını nasıl e, kavga verdiğini o sırada. Sonraların üstesinden nasıl geldiğini. Ve başarılı oluyor. Evet. Çok ilginç. Bir yaşıma daha girdim. Bunu sadece tabii e, o yapmıyor. Bütün olimpik sporcular hemen hemen bir hipnotistle çalışır. Mutlaka Aa. kendini oto hipnozu almayabilir. E, o yüzden gerçekten kendinize böyle bir değişim yaratmak istiyorsanız, kendinize her gün başarıyı hazırlamak istiyorsanız, kafada bu vizyonu sürekli izlemek gerekiyor. Ben hep ona şey kafada derim. Kafada bitirmek dediğimiz şey mi bu? Evet. Kafada bir reklam filmi oynatmak. Cazibeli bir geleceğin reklam filmini oynatmak gerekiyor ki kendinizi harekete geçirebilirsiniz.